Batman'ımızın son yıllarda hızla geliştiğini hepiniz biliyorsunuz. Nüfusumuz hızla artıyor. Şehirleşme son hızıyla devam ediyor. Batman'ın nefes almaya ihtiyacı var. İşte bu nedenle her ne kadar bu proje taşkın amacını da yerine, yani taşkından korumayı da sağlayacaksa da, aslında bu projenin en önemli boyutu, bu projenin en önemli ayağı Batman için çok büyük bir mesire alanının da kazandırılmasıdır. Bu projeyle ilgili olarak tabii ki DSİ Genel Müdür Yardımcımız bilgi verdiler. Ama hakikaten bu proje Batman'ın çehresini değiştirecek bir proje. Çünkü ta Malabadi Köprüsü'nden başlayıp Ilısu Baraj Gölü'ne kadar, yani o sete kadar devam edecek bir ıslah çalışmasıdır. 34 kilometrelik bir ıslah çalışmasıdır. Tabii nehir 150 metrelik bir alana sıkıştırılacak, setler örülecek. Yani şu anda zaman zaman 500, 600, 700 metreyi bulan alan tabii ki belli bir düzene kavuşturulacak. Ve böylece bir yandan hakikaten 2000 hektar, yani 2000 hektar şöyle diyelim, 20 bin dekar veya 20 milyon metrekare diyelim, basitleştirelim, bir alanlık arazi tarıma kazandırılacak. Tabii bu arada Batman Çayı'nın her iki tarafında da çok ciddi ağaçlandırma çalışmaları yapılacak ve bu anlamda bir mesire alanı, bir park, bir nefes alabileceğimiz bir mekan kazandırılacak. Tabii bu aslında birçok köyümüzü, birçok yerleşim bölgemizi de tabii ki taşkınlardan koruyacaktır. Ama dediğim gibi esas olan burada hakikaten bu projeyle birlikte Batman'ın özellikle Ilısu Barajı'ndan sonra, ya orada tabii çok büyük bir göl olacak 3 il arasında 150 kilometrelik. Bir de bu yeşil kuşak hakikaten Batman'ı çok farklı bir noktaya getirecek diye inanıyorum. Buna da ihtiyacımız çok. Batman'ın daha da güzelleşmesi için hepimizin daha çok çalışması lazım. İşte bu nedenle geçen sene bu proje gündeme geldi. Ve çok değerli Orman ve Su Bakanımızın desteğiyle bugün bu projenin temelini atıyoruz. Tabii aslında bu toplulaştırma, arazi toplulaştırma işi ne kadar erken biterse bu projede o kadar erken hayata geçecek. Yani şu anda tabii o toplulaştırma süreci öngörülemediği için biraz uzun bir süre tarif edilmiş 2017 yılına kadar, ama ben bu süreyi çok fazla buluyorum. Bir an önce bu arazi toplulaştırma işinin tamamlanıp aslında bu projenin de en çok 2 yıl içerisinde bitirilebileceği kanısındayım. Nitekim DSİ Genel Müdür Yardımcımızla da az önce bu konuyu konuştum. Hakikaten bu projeyi bizim hızlandırmamız lazım. Batman'ın bir an önce dediğim gibi bu anlamda güzel bir mekana kavuşması lazım. Bu Batman'ın değerini yükseltecek bir proje. Bu Batman Çayı ve çevresinde hakikaten var olan yerleşim yerlerinin, var olan arazilerin değerini yükseltecek. Niye? Çünkü güzelleşecek. Çünkü Batman Çayı kontrol altına alınacak. Çünkü geri kalan arka plan güzelleştirilecek, ağaçlandırılacak. Sevgili hemşerilerim, tabii bu proje tabii ki Batman'a nefes aldıracak, ama Batman'ın da istihdama ihtiyacı var. Batmanlı gençlerimizin, Batmanlı kardeşlerimizin işe ihtiyacı var. Ben biliyorum buraya aşağı yukarı bütçe dönemleri hariç haftada bir kezer geldiğimde bunu zaten görüyoruz. İşte bu nedenle de bu vesileyle sizlerle birlikteyken ben birkaç projemizi daha paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Beşiri yolunda organize sanayi bölgemiz var.
Organize sanayi bölgemiz şu anda yaklaşık 50-55 fabrikanın faaliyet gösterdiği 1 milyon metrekare üzerinde bir alana sahip hakikaten önemli bir üretim merkezi. Çok değil, bundan 10 yıl önce orada bir un fabrikası vardı. Bugün çok şükür hükümetlerimizin verdiği teşviklerle, desteklerle şu anda dediğim gibi 55'e yakın irili ufaklı fabrika şu anda faaliyet gösteriyor. Fakat biliyorsunuz 2012 yılında bu bölgeye çok özel teşvikler verdik. Resmen şunu söyledik. Yani bir yatırımcı Batman'a gelir, 100 liralık yatırım yaparsa biz kendisine 116 liralık destek veriyoruz. Yani 100 liralık yatırım yapacak, biz 116 liralık destek vereceğiz. Bu nedenle şu anda 100 tane yatırımcı, 100 girişimci, yani potansiyel olarak 100 fabrika şu anda bizden yer bekliyor. O nedenle